Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün çatıda güneş enerji sistemi uygulaması yapacağız. Şimdi 2 adet panelimi yerleştirdim. 4 adet panelim ise aşağıda. Burada asistanımız Kerim Bey ile birlikte bugün güneş enerji sistemi kurulumunu A'dan Z'ye sizinle paylaşacağım. Hemen projemize geçelim. Şu şekilde bu kısımlara delik delin, çatıya metal konstrüksiyonu oturtun, daha sonra panellerinizi direkt üzerine getirip vidalayın ve işin büyük bir kısmını tamamlamış olursunuz diyebilirim. Tabi burada önemli bir konu var. Güneş panellerinin tam güney cepheye bakması gerekiyor. Özellikle İstanbul bölgesinde 34 derecelik bir açı gerekli. Bu bulunduğunuz konuma göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Bu arada arkadaşlar, kanalıma katıl butonu aracılığıyla destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 6 adet 250 watt panelimizi çatımıza ortalama 26 derece eğimle yerleştirdim. Arkadaşlar, bağlantıları yerinde yapmak kafanızı karıştırabilir. O nedenle ben şekli çizdim. Tüm panelleri birbirine paralel bağlıyorsunuz. Panellerden inverter'a gidecek olan kablomuz bu. Bu kabloyu minimum 10 mm çapında ENYAF dediğimiz çok telli kablo kullanarak yapabilirsiniz. Sabitlemeyi şu şekilde çelik halatlarla yaptık. Zaten çok ağır olduklarından dolayı rüzgar bunları kaldıramayacaktır. Güney cepheyi kullandık. Gördüğünüz gibi bu panellerin her biri 250 watt gücünde. Toplamda 6 adet panelim var. 1500 watt gibi maksimum verimliliğe sahip olacaklar. Tam güneşli havada. Tabii ki bulunduğunuz bölgenin açısı, havadaki nem oranı, diğer değişkenler alınacak verimle orantılı. Yüksek bölgelerde, karasal iklim olan yerlerde daha yüksek verim alınıyor bu panellerden diyebiliriz. Arkadaşlar, şimdi size burada güneş paneli, inverter ve şebeke bağlantısının nasıl olduğunu anlatacağım. Çünkü uygulamalı olarak yapmak zor ve anlaşılmaz oluyor. Güneş panelimiz. Şöyle yazalım. Solar panel. Solar panelden aşağıya doğru artı ve eksi kablolarımız inecek. Bu tabii ki DC voltaj, DC volt. Burada bizim inverter'ımız var. Şöyle bir inverter çizelim. Burada sigortalarımız var. Uygulamada da birazdan anlatacağım zaten. İnverterimize DC voltajı girdik. Daha sonra inverterimizin hemen ark altında bizim akülerimiz var arkadaşlar. 12 volt, 12 volt. Ne yaptık? Biz bu aküyü artı ve eksi birbirine köprülerseniz bu iki aküyü seri bağlamış olursunuz. Burası 24 DC volt yaptı. Buraya kadar her şey güzel. Tabi buraya da sigorta konulabilir. Bunlar benim sigortalarım. İnverter'da DC voltaj alternatif akıma dönüşüyor. Tabii ki buraya da sigortalarımızı koyacağız. Güvenlik açısından bu önemli. Burada ise
bizim şebeke yani evimizin aydınlatması diyebiliriz arkadaşlar. Burada ne var? Bizim lambamız var. Lamp. Buradan evimize verdik ve evdeki aydınlatmamız, işte bilgisayarımız, cep telefonlarımız, güce göre çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tüm evin ihtiyaçlarını buradaki solar panelden çizdiğim şekildeki yolu izleyerek evimizin ihtiyaçlarının tamamını karşılayabiliriz. Şimdi gelin inverter üzerinde bu kısmı nasıl uyguladığımızı hep birlikte görelim. Arkadaşlar kablomuzu bacadan aşağı doğru aldık. Şu şekilde buradan inverterimizin olduğu kısma gidiyoruz. Şimdi inverterla ilgili bilgileri vereceğim size. İnverter biraz gürültülü çalışıyor. Evet, buna kabin yapmayı düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz tüketim kısmı, yani 670 watt civarında bir tüketimimiz var. Burada ise 24 volt bir sistem olduğu için 26.8 volt benim akülerim. Şu anda gördüğünüz gibi güneş panellerim inverter'dan direkt ne yapıyor? Hem akülerimi şarj ediyor hem şebekemi besliyor arkadaşlar. Bakalım. Akülerimize ne kadar yedekleme yapıyoruz? Gördüğünüz gibi 670 watt bir üretimimiz var ve 2-3 amper civarında da bizim akülerimize yedekleme yapıyoruz. Burada tabi güneş panelinin gerilimini görebilirsiniz. Şu anda güneş panellerimiz 24-25 volt civarında bir gerilim oluşturuyor. 50 Hz alternatif çıkışımız var. Aynı zamanda burada şebeke girişi, yani benim şebekem bypass yaptığı zaman sisteme 213 volt civarında bir gerilim veriyormuş. Şekil üzerinde anlattığım gibi akülerim seri bağlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 tane 12 volt 100 amperlik aküm var. Burada jel aküler bunlar. Akülerimizin girişine sigorta koydum. Ben iki giriş şeklinde bunları planladım. Yani 2 adet artı çıkışım, 2 adet de eksi çıkışım var. Çünkü aküler 100 amper olduğu için inverter'ı kolay beslesin diye kalın kablo kullanmak istedim ve ikişer sigorta kullandım her kutba. Aküden inverter'ın beslemesini yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz iki kablom, bunların ikisi güneş panelinden gelen kablolar. Yine 10'luk enyaf kablo kullandım. Burada tabii ki güneş paneli için de yine bir adet sigorta kullandım. Buradakiler de benim çıkışlarım arkadaşlar. Yani inverter çıkışlarım ve inverter girişim. Daha sonra buradan şu şekilde bunu şebekeye verdim ve şebekeden de aydınlatma amaçlı dağıtım yaptık. İşin bu kısmı burada anlatıldığı kadarıyla biraz karmaşık gelse de şekil üzerinde gayet basit. Yani eli tornavida tutan herkesin yapabileceği konular bunlar. Şimdi aydınlatmanın nasıl çalıştığını görelim. Aşağı inelim. Evet, şu anda güneşten almış olduğumuz enerjiyle gördüğünüz gibi aydınlatmamızı sağlıyoruz arkadaşlar. Inverter'dan gelen enerji burada şebekeden tabi bağımsız yapmanız gerekiyor. Buradan güç nispetinde, aldığınız güç nispetinde planlayarak hangi bölümde güneş enerjisini kullanacaksanız sigortalarınıza gireceksiniz. Tabi tamamen şebekeden bağımsız yapmanız gerekiyor bunu.
Bunu da burada söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde güneş enerji sistemlerinin nasıl kurulacağıyla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Sürçülisan oldu ise af ola. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.